Herkese merhaba, Yoga Dünyası YouTube kanalına hoş geldin. Bugün sizlere egodan bahsedeceğim. Ego nedir, ne değildir ve egosuz nasıl yaşarız? Bundan bahsetmek istiyorum. O dediğimiz şey, ben dediğimiz her şeydir. Yani gerçek öz varlığımız, gerçek saf doğamız denilen şey ego demek oluyor. Egoya peki gerçek ben nedir peki? Gerçek ben aslında var olmayan ben. Yani hem var olan hem de var olmayan ben. Hem var olmayan hem var olan ben. Benim, ego benim. Hem var olan hem de var olmayan bir şeyden bahsediyorsak bu ego neden yükseliyor? Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi egonun yükselmesi aslında birçok şeye ben dememiz. Aslında çok fazla şeye ben diyor olmamız egonun fazlalığı anlamına geliyor. Yani çok böyle çok karmaşık bir şekilde bakmaya gerek kalmıyor. Böyle bakınca. Eğer ego dediğimiz şey bir sürü şeye verdiğimiz benlerse, yani bu yastık benim dediğimde ve ben bu yastığa gerçekten bu benim, yani aslında bu benim. Yani yastık benim yani. Yani nasıl benim? Yani yastık ben olabilir miyim hiç yani? Hani işte buradan derine gittiğimizde aslında bu beden benim'e gidiyor. Hani bu beden benim mi? Ya nasıl ego? Nasıl bir ego var senin? Ya bu beden senin olabilir mi? Bu kol, bu göz, yani al. Allah'a bak, egoya bak ya. Al, bedenine benim diyor. Nasıl bir ego var senin ya? Saçmalama ya. Senin falan değil o ego. Spiritüel ego. Gördüğünüz gibi benim dediğim bir sürü şey. Eğer çok fazla şeye benim dediğim zaman bencillik ortaya çıkıyorsa ve insanlardan beni ayıran şeyler ortaya çıkıyorsa, o zaman ben bu benim dediğim şeyleri azaltmalıyım demektir. Nasıl azaltabilirim? Paylaşarak. Eğer bunun pratiğini yapmak istiyorsa insan en çok sevdiği eşyadan vazgeçerek bunu yapabilir. Yani mesela en sevdiğin tişörtü birisine verebilirsin. Ya da işte en sevdiğin yemeği restoranda yerken paylaşabilirsin gibi şeyler yapılabilir. Onun dışında çünkü bu egoyu kontrol edemiyoruz. Zihnimizi kontrol etmeye başlayınca bunu anlayabiliyoruz. Bunu kontrol etmenin birçok yolu var. Meditasyonda oturarak yapabiliyoruz. Düşünceleri yok etme şeklinde olabilir. Onun dışında dediğim pratiği yapabiliriz. Şöyle de bir şey var. Ego aslında bize ne kadarı faydalı? Yani bunu nasıl anlayacağız? Hem kendimizden vazgeçmeden hem de kendimizi, varoluşumuzu yadsımadan nasıl yaşayacağız? Zaten önemli olan soru da bu. O zaman ne yapacağız? Benim dediğimiz şeylerden bir bir vazgeçmemiz gerekiyor. Ama bunlardan vazgeçerken bazen gerçekten bizi biz yapan şeylerden de vazgeçiyor olabiliriz. Yani mesela en sevdiğimiz şeylerden vazgeçiyor olabiliriz. Ne bileyim, işte gidip yoga yapmaktan vazgeçiyorsun mesela. Yani dünyada tek zevk aldığın şey yoga iken yoga yapmaktan vazgeçmek mesela. Yani insan işte birden böyle bir aydınlanma sevdasına giriyor. Böyle aydınlanacağım diye falan. Ama yani sen daha buna hazır değilken işte yogayı bırakıyorsun. İşte ne bileyim, nefes almayı bırakacağım falan, hani ya bir dur yani, hani bir, ya ne oluyor ya işte, hani bu sefer bu olay şeye giriyor, yani bu çabaya giriyor. Egosuz nasıl yaşarım? Biraz bundan bahsedelim. Egosuz yaşamayacağız tabii ki de. Egosuz yaşanmaz zaten, öyle bir şey yok bir kere, bunu söyleyeyim. Yani spoiler vermek gibi olmasın, egosuz yaşanmıyor. Ego dediğimiz şey bense, ben dediğimiz şeyleri azaltmak bizi refaha götüren bir süreç. O yüzden sadece ben dediğimiz şeyleri yavaş yavaş azaltmamız gerekiyor. Yani bu benim, ben bundan ayrılamam. İşte ne bileyim, o yemeği benim o, yemesen işte paylaşmayayım seninle gibi. Hani bunlar bize zarar veren şeyler. Hani bu nasıl, yani yemeği sadece benim yemem bana nasıl zarar verebilir? Evrende bir dualite yaratmış oluyorsun. Çift sistem. Artı varsa eksi de vardır. Sen yemeği paylaşmamayı seçiyorsan, yemeği paylaşman için evren seni, sana elinden geleni yapıyor. Yani ne yapıyor? İşte geliyor birisi, sen paylaşmıyorsun diye geçerken masadan belini senin tabağına çarpıyor ve yemeği yere düşüyor. Tabi bu durumda egosu yüksek olan sen ne yapıyorsun? Üzülüyorsun yani, düştü diye, yemeğin berbat oldu diye üzülüyorsun. Çünkü ona bağlandın, o benim dedin. Dediğin için burada bir dualite yarattığın ve bu evren sana bunun zıttını gösterdiği için burada acı çekmiş oluyorsun. Yemeğin düşmeden bundan ayrılırsan, bu düşme ve işte bu sürekli sonsuz bir döngüde olan dualite
deneyimlerinden deneyimlemeden arınmış oluyorsun. Yemeğin düşmeden yemeği bırak artık, yeter. Peki yemeğini bıraktın ama doğrularını nasıl bırakacaksın? İşte asıl can alıcı konu. Asıl işte ego. Ta 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 tam. Ben öyle yapmam. İşte ben İskender'i çedarla yerim. İşte bunları nasıl bırakacaksın? Nasıl bırakacaksın o sarımsak sosunu? Nasıl bırakacaksın o bufala sosunu? İşte zurnanın ses çıkarmaya başladığı yer işte burası. Benim dediğim daha doğru, işte senin dediğin daha yanlış vesaire. Bunlar daha çok bence insanların aklını karıştıran konular. Çünkü aslında insan bir şeyleri anlamaya çalışıyor. Anlamaya çalışırken kendi söylediği şeyin yanlış olma ihtimaline katlanamıyor. O yüzden bu daha doğru diyor. Yani şimdi burada aslında ego da var ama bir yandan da korku da var. Belki hangisi ağır basıyor? Bu sizin analizinize kalmış. Biz burada egodan bahsettiğimiz için egodan örnek vereceğim. Buradaki egoyu bırakmak çok daha zor. Çünkü daha farklı şeyleri ilk önce bırakmamız gerekiyor. Yani bırakmamız değil de şifalandırmamız gerekiyor diyelim. Yani korkuyu şifalandırmak aslında belki de oradaki çözüm odur. Yani hani benim dediğim doğruyu çözmenin yolu belki de sadece korkuyu şifalandırmaktır. O yüzden sadece ego diyemezsiniz bazı şeylere. Ki onun ötesinde hani hiçbir şey aslında ego dememeye başladığınız zaman, ego algılama skalasından çıktığımız zaman, bizim bencilliğimiz geçmeye başladığı zaman ego diye sınıflandırdığımız şeyler, yani ego diye seçtiğimiz frekanslar aslında bize tamamen doğal, yani orada onlar vardı zaten. Onlar orada var zaten. Benim artık gözlerim şöyle biraz daha açıldı. Ego'dan başka şeyleri de görüyorum. Yani aslında kendimden başka şeyleri de görüyorum anlamına geliyor. Ve burada artık egonun dışına çıkmış oluyoruz. Yani egonun yavaş yavaş dışına taşmış ve büyük resmi daha fazla görmeye başlamış oluyoruz. Bu kısımdan bakmaya çalışmak çok daha hızlı sonuç veriyor. Hayatınızdaki deneyimleri çok daha kolay temizliyor. Çünkü niyet etmek her şeyin başı tabii ki. Hani buna niyet ettiğimizde daha sıra sıra yani çok daha hızlı bir şekilde hepsi geliyor. Sen bunları görüyorsun ve bunlar çok daha rahat bir şekilde temizlenmeye başlıyor. O yüzden bu şekilde davranmak bence, yani benim fikrimce çok daha rahatlatıcı ve daha huzura erdirici gözüküyor. Sonuç olarak egosuz nasıl yaşarım? Diyelim ki tamam, temizledik hepsi. Wow. Ne ego var, ne ben varım, ne sen varsın falan, oradayız yani. Ya hadi orada da olmayalım. Yani burada olalım, şurada böyle oturalım. Tamam mı? Böyle burada oturalım ve birbirimizi dinleyelim. Tamam, buradayız. Egosuz yaşamaya artık başlayabiliriz. Egomuzu artık törpülediğimiz zamana geldik. Ve burada hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Bunu görmeye başlıyoruz. Hiçbir şey birbirinden ayrılmamaya başlıyor. Yaptığımız her hareket yansıyor. Çünkü kendinden hiç kimseyi ayrı görmediğin zaman her şey çok daha rahat gerçekleşiyor. Her şey çok daha rahat yoluna giriyor. Her şey iletişimde daha rahat oluyor. Yani zaten bütün her şeyin başında birbirimizi ayrı görmemiz yatmıyor. Bu ortadan kalkmaya başlayınca daha sağlıklı bir iletişim ortaya çıkıyor. Tabii ki birçok şey yine söylenebilir. Birçok ayrıntı yine var tabii ki. Sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. Üstüne video da çekebilirim. Onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Namaste.